Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Uzun zaman sonra bir başkent videosuyla sizlerle birlikteyim. Başkent videoları bol 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 gelsin diyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Öyle bir kombinasyon buldum ki, öyle bir kombinasyon bütün Clash of Clans camiası konuşacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel, eğlenceli bir kombinasyon. Bu arada başkentteki Derecemiz, kupamız belli oldu. 749 kupamız var ve bu kupa pazartesi günü belli bir saatten sonra baskınlar bittikten sonra yenileniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an için Türkiye'de 50. sırada falandık. O yüzden daha yukarılara çıkmak için çabalayacağız. Baskın haritamıza geçelim. Zaten kapakta görmüşsünüzdür kullanmış olduğumuz kombinasyonu. Güzel köyler var. Bolca altın kapmaya çalışacağız. İki savaşta fulllemeye çalışacağız. İskelet atölyesinde 2400 altın varmış. Bize yaramaz o yüzden çıktım. Ee, Golem ocağında da %60 var. Burada ne kadar kalmıştır bir bakalım. Oo, 5000 küsür var. Buraya bir zorlarız. Ama buradan 3 yıldız alabilir miyiz bilmiyorum ya. Deneyelim arkadaşlar. Şimdi kombinasyonumuz şu şekilde. Orduyu düzenleyelim. Ee, süper büyücü yanına da. Ee, bunun adını yine unuttum ya. Koçbaşı Koç başı. Bir de koç binicisi var ya arkadaşlar. Koç başı koç. Koç olduğunu biliyorum başının da. Sonunu unuttum. Şimdi yanına mezarlık büyüsü aldık arkadaşlar. Mezarlık büyümüz fullenmiş mi? Oo fullenmiş. İş yaparız. Şimdi güzel iş yaparız. 10 tane süper büyücü. 30 tane de koç başı mezarlık büyüsüyle de destek. Kaydet diyorum. Saldırı butonuna basıyorum. Şimdi saldırımızın başlangıcı nasıl olacak? Normalde 2 kere aynı orduyla saldırdığımızda diğer iskelet büyüleri de aktif hale geliyor. Ama burayı tek saldırıda fulllemeye çalışacağız. Diğer boş köylere iki kere saldırdığımızda daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi sağ tarafta bölümler var. E, genellikle ağır savunmaların olduğu noktalara e, ...mezarlık büyüsü bırakmaya çalışacağım. Şimdi sağ tarafı bir es geçelim. Sol tarafın bir temizliğini yapmaya çalışalım. Mesela şu şekil. Tam buradaki e, füze ile mancınığın arasına bir tane mezarlık büyüsü atıyorum. E, burada solda iki tane ezici var. Onlar birazcık problem. O yüzden füzenin üstüne atıyorum. E, bu tarafta da buradaki mancınığın üstüne atıyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra direkt saldırımı önden... Koç başlarıyla yapacağım. Şu şekilde koç başlarını birazcık gönderelim. Destek olarak da süper büyücü atıyorum. Ulan tam kafasını attık ya. Şimdi şuradan e, koç başlarını göndermeye devam ediyorum. Üst tarafa da gidiyoruz. Biraz da süper büyücü bıraktım. Şimdi buradan biraz daha koç başı atalım. Öfkeyle birlikte devam etsinler. Ee, bu taraf temizleniyor üst tarafa birazcık destek lazım Bir süper büyücü bıraktım Şu üst tarafa da birazcık destek olarak Koç başlarını gönderdim ve e, Şu bölüme bir süper büyücü daha bıraktım Burada iki tane ezici var Buranın süper büyücülerle temizlenmesi lazım Aksi takdiri sıkıntı Anam 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 Şuradan hemen koç başı bırakalım Buradaki füzeyi de alıyoruz Köyü fulledik mi bu arada Anam anam süper büyücü kalmamış ya Çok güzel bir değer elde ettik de İlk başta bahsetmiş olduğum şuradaki ezici faktörü bizi mahvetti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, diğer tarafları ama temizlemeye devam ediyoruz. Havanı alsaydık güzel olurdu. Sağlık olsun. Baya bir altın aldık. Belediye binasını alabileceğiz mi zorluyoruz. Alınan belediyeyi alırsan süper. Aldık vallahi billahi aldık. Çok güzel oldu. Güzel bir altınla başlangıç yaptık arkadaşlar. Bir 5000 ee, yakın altın aldık ama yemedik Güzel bir altın başlangıç Şimdi bakalım bu videoda rekor gelecek mi Göreceğiz bunu Lütfen saldırmayınız ben saldırayım Her yere ben saldırayım Siz ejderha kayalıklarını alın arkadaşlar Şimdi buraya saldıralım arkadaşlar Oo burada da süper büyücü kuleleri sıkıntı ee, Dev top sıkıntı Ama yine de zorlayacağız Şimdi saldırı butonuna basıyorum Aynı kombinasyonla devam edeceğiz Alan hasarı vuranlar fark ettiyseniz sıkıntı Bizim iskeletleri çabuk eritirler. E, bu doğrultuda hareket etmeye çalışacağız. Şimdi canlar. Şöyle yapacağım. İlk etapta bakınız. Şuradaki cehennem ile süper büyücünün olduğu yere bir mezarlık büyüsü. Buraya da bir mezarlık büyüsü atıyorum. Bir tane de şu bölümü attım. Birazcık süper büyücü kulesinden kaçmaya çalıştım. Kaçabildik mi bilmiyorum ama şimdi savaşı başlattığım anda bu mezarlık büyüleri devreye girecek. Bakınız şöyle koç başlarını gönderdim abi. Bildiğin spam ordusu ya. Şöyle de attım süper büyücüleri. Koç başlarıyla destek vermeye devam ediyorum. Merkeze doğru sokabildiğimizi soktuk. Şimdi burada bir yıldırım kullanalım. Bakın gördüğünüz gibi tam süper büyücü kulelerin üstüne mezarlık büyüsü attığımız için süper büyücü kulesi bir koyuyor abi sektirip bütün hasarı bize veriyor. Buralarda etkili şu an olamadık. Bakalım koç başıyla süper büyücüler devam ediyor. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Şimdi birinci savaşta bu kadar ee, iskeletimiz çıktı. Diğer savaşta aynı olacak ama bu sefer koç başlarıyla da destek verdiğimiz için merkezi yarıp geçeceğiz. Bir %45'e geldik. Belki düşük bir altın almış olabiliriz ama dert etmeyeceğiz. ikinci savaşta toparlayıp 3 yıldız almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet üst taraftan süper büyücülerimiz devam ediyor. Mızrak atarı da alırsak güzel olur yani. Evet %50'ye ulaştık bu arada şaka maka. Köyün yarısını indirmiş olduk. Süper büyücülerimiz hala devam ediyor. Ama bu videoda şunu anlamış oldunuz değil mi? Süper büyücü kulelerinin olduğu köye çok fazla saldırı yapmazsanız daha güzel olur. 3126 aldık. Tekrar saldıracağız. Büyücü vadisiydi. Tekrar saldırı butonuna bastım. Şimdi arkadaşlar aynı bölümlere Tekrar mezarlık büyüsü atmayacağım En arkadaki tekli cehennem kulesine Mesela atmamız gerekir aslında ama e, Bakacağız Duruma göre iskelet bir tanesini ayırabilirim Bir tanesini ayırabilirim Şimdi şuraya bir mezarlık attım Şuraya bir mezarlık attım Diğerini saklayacağım abi Direkt şuradan koç başlarıyla giriş sağlıyorum Hemen arkasına da Süper büyücüsü desteklerimi verdim Koç başlarından biraz daha gönderdim Kalanları da ee, gönderiyorum. Birazcık dışarıya saklayacağım birazcık. Şimdi merkeze doğru geldik. İyi süper büyücü kulelerini temizledik arkadaşlar. Sonuncuyu da arkadaki tekli cehenneme atacağım. Haydi şu dev topları bir an önce almamız gerekiyor. Evet şurada da sonuncuyu atalım. Buradan birazcık koçbaşı, buradan birazcık koçbaşı desteği sağlarken arkadan da bir süper büyücü attım. Son bir koçbaşımız kaldı. Onu da gönderiyoruz. Merkezi yerle bir ettim. Şurada da bir yıldırım mı kullandım tekli cehenneme? Evet e, ordu baya bir ilerliyor son iskelet büyüğümüzden bakalım verim almaya çalışıyoruz tekli cehennem olduğu için arkadaşlar elimizden geldiğince eritiyoruz ve bu arada 3 yıldızı muhtemelen aldık arkadaşlar. Çok güzel lan bu ordu nasıl beğendiniz mi arkadaşlar lütfen yorum olarak belirtiniz köyün fullenmesini sağladık sağda solda teslalar var yine de fulledik demeyelim şimdi bir tuzak muzak çıkar sağda çok süper büyücü var da solda yok. Sol taraf temizlenir mi bilmiyorum. Tesla bayağı vuruyor çünkü. Sağ tarafta sıkıntı yok. Süper büyücüler mahvetti. En kötü buraya gelip burayı da temizleyeceğiz yani. Evet sağ taraf temizlendi. Ooo oh, buradaki Tesla'yı da almışız. Evet güzel bir 3 yıldızı hanemize katıyoruz arkadaşlar. Üçüncü savaşımızda 6000K'ya yakın altın aldık. Haritamıza dönelim. Şimdi iki saldırıda fark ettiyseniz köyleri fullemeye başladık. Şimdi kalan yerler cacık yerler. Bir tane ejderha kayalığı var. İskelet Parkı'na zaten Selim saldırıyor. Golem Ocağı'nda diğer hesaptan fullerim. Ya direkt başkente gireriz ya da yeni bir klana saldırırız arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar 3 savaş yaptık. Şimdi elimizde baya bir altın birikti. Daha fazlasını kazanacağız gibi duruyor. Ee, şu an sıralamada kaçıncıyız onu da bir gösterelim. Bakın 6 savaşta 1. Nesrullah 27.500'e yakın altın almış. Biz şu an 3 savaşla gayet iyi bir noktadayız. 16. sıradayız ve galiba rekor kıracağız diye düşünüyorum. İnşallah başarırız. Elimizdeki altınları bir bağışlayalım. Daha sonrası devam edeceğiz. İskelet Parkı'na bağışlayacağım arkadaşlar. Burası da bir an önce 5. seviye olsun. Ee, yansıtıcı varmış. Yansıtıcıyı bir yükseltelim. Şuradan yükselt butonuna bastım. Evet ikinci seviye oldu yansıtıcı. Daha sonrasında yansıtıcı bir tane daha varmış. Bu kaçıncı seviye? Bu da ikinci seviye olması için gerekli altını bağışladım. Bunu da yükselttim. İki tane yansıtıcı max'ladık. maşallah. Mini minyon sığınağı varmış. Buraya da bir destek atalım o zaman. Şu elimizde kalan 922'yi de buraya bağladık. Devam edelim. Şimdi baskın haritamıza girelim. Ben BG06 hesabından girdim. Ejderha kayalıklarını fullledim. Golem ocağını fullledim. Başkent zirvesine de bir adet saldırı yaptım. Oraya da aynı bu orduyla girdim arkadaşlar. O yüzden burada halihazırda. hazırda İskeletlerimiz var. Bir de bizim atacağımız iskeletler gelecektir. Bakınız iskeletleri tam füze mancınık arasına attım. Bir tane de süper ejlere doğru atmıştım. Bu süper ejder bize sıkıntı yaratacak muhtemelen. Çünkü aynı kombinasyonla ejderha kayalıklarına girdiğimde sıkıntı yaşadım. 4 saldırıda falan fullledim arkadaşlar. Baya kötüydü yani. Şimdi bizim burada bir dev topa mezarlık büyüsü atmamız güzel olur. Diğer ee, dev topa atmamız güzel olur. Diğer kalanı da bir tane sol taraftaki süper büyücü kulesine doğru atacağım. Saldırıya geçiyorum aynı kombinasyon. Şimdi burayı iki saldırıda fullersem gerçekten güzel olur ama şu süper ejder beni çok çok korkutuyor. Şimdi bakın bir tanesini şuraya attım. Bir tanesini dev topa attım. Anam 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 ezici dibindeymiş ya. Bomba kulesi ile ezicinin arası. Neyse şuraya da attık. Şimdi bu taraftan saldırıyı başlatacağım. Şöyle koç başlarını yolladım. Arkasına da süper büyücülerimi yolladım. Ön taraftan koç başlarını göndermeye devam ediyorum. Evet sol tarafta baya bir süper büyücümüz var. Hızlı bir şekilde süper ejderi alalım aldık. Sağ taraftaki süper büyücü kulesini aldık. Merkeze doğru geldik. Şimdi izlemekten başka yapacağımız bir şey yok. Sağ tarafta birazcık süper büyücümüz az kaldığı için ezici bizi mahvetti arkadaşlar. Şimdi merkezdeyiz. Bir tane mancını alırsak tatlı olur. Mancını sıkarken öldük. Dev top da bizi mahvetti. Yani düşük bir altın aldık. Şimdi bizim bu saldırıda burayı fulllememiz gerekiyor. Ama pek sanmıyorum fullleyebileceğimizi. Çünkü bayağı savunma kaldı. En azından bir iki tane dev top inmiş olsaydı mutlu olurdum. Ama indiremedik. Şimdi tam iki tane mancını atalım. İskelet bir tane de tekli cehenneme atalım. Hatta buradaki dev topu atmayalım abi. Burayı normal alalım. Arka tekli cehennem ve aynen o şekil yöneleceğim. Bakın şöyle bir planım var. Şimdi... Mezarlık büyüsünün bir tanesini tekliğe attım. Bir tanesini diğer tekliğe attım. Kalanı da şuradaki mancınık ve topların arasına yolladım. Saldırımı şöyle başlatacağım. Bütün haritaya koç başlarını yığacağım abi bak. Anam. Şöylemesini attım. Çünkü çok fazla savunma var. Şuradaki eziciye birazcık destek. Sol tarafa da birazcık destek verdim. Şu içten girelim. Bir de mancını atalım abi Tamam. Şöyle yaklaşalım koçbaşlarıyla destek atarken şurayı da yıldırımladım bir tanesini aldık. Sol taraf birazcık karman çorman şu dev topu bir an önce indirebilirsek e, baya bir askerimiz hayatta kalacak bunu başardık güzel. Şimdi şuradan bir koçbaşı daha attım. Oğlum üçledik mi belediyenin oraya geldik çünkü. Bomba kulesi çok sıkıntısın sen ya. Şu bomba kulesini de alın acilinden bomba kulesine destek. Evet süper büyücüler orayı da aldı tekli cehennem kaldı. Oğlum ne altın aldık lan. Belediyenin dibine girdiğimizde o hasarı yemez miyiz bilmiyorum. Girin abi belediyenin dibine doğru girin. Belki hasar almayız. %99'dayız. Bomba patladı. Dibindeyiz. Ah. Abi dibine de sıkıyormuş ya. Bin altın kaldı arkadaşlar. Oğlum muhteşem. Ordu çok güzel ya. Belediye alamadık. İskeletlerimiz var eyvallah da belediye de sıkıyor yani. Öyle dalga geçilecek gibi değil. Bayağı sıktı. Sağdaki bir tane iskelet de öldü. Bin altın bıraktık ama altın aldık. Şimdi burayı birisi fulllesin. Ben yeni açılan bir köye tekrar saldırıya gireceğim. Son savaşımızda yeni bir köye gireceğiz arkadaşlar. Golem ocağına saldırı yapacağız. Saldırı butonuna bastım. Klandan sağ olsun birisine rica ettim. Engin fullledi. Emullah da sağ olsun destek verdi. Şimdi buraya da alacağız arkadaşlar. Buraya görmüş olduğunuz gibi iskelet büyülü yani mezarlık büyülü bir saldırı yapılmış. E, ağır savunmaların orası iskelet kaynıyor. Şimdi şu taraf cacık. Bu tarafı kolayca hallederiz. Biz elimizdeki iskeletlerle buradaki füzelerin olduğu bölümlere destek atıp direkt koç banışı ve süper büyücülerini yönlendireceğiz. 3 alarız diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi süremiz de bir yandan doluyor. Ezicilere dikkat abi. Şuraya, şuraya ve şuraya attım. Şimdi canlar Şuradan koç başlarını salıyorum. Üst taraflara doğru da attım. Arkadan süper büyücü desteklerini yolluyorum. Koç başlarını gönderdim. Şu bölümü de hemen yıldırımladım. Arkadan yavaş yavaş süper büyücü desteklerini de veriyorum. Şuradaki ağır savunmaları bir yerle bir edersek gerisi kolay olacak. Evet baya bir koç başımız var. Ağır savunmaların hepsi indi. Aha bir anda füze de indi. Muhteşem bir kalabalık var. Evet bu tarafın temizliğini de sağladık. 3 yıldızı alıyoruz arkadaşlar. Evet üst taraf kaldı o tarafta da alan hasarı uğran bir şey yok zaten. Ulan vallahi billahi güzel bir rekor kırdık. 30.000'in 30 üstüne çıktık mı bilmiyorum. Çıktıysam da ilk defa çıkmış olacağım. Evet kombinasyonumuz bu şekilde ama şunu belirteyim. Bakın bu kombinasyonla birinci savaşınızda düşük altın alabiliyorsunuz. Yani 3-3.5k falan. İkinci savaşta o ilk savaşta atmış olduğunuz 3 iskelet büyüsü mezarlık büyüsü geliyor. Üstüne bir daha size attığınız için 6 tane iskelet büyüsü muazzam bir verim eliyor. Yani rekor kırmak istiyorsanız sizler de ee, ya ilk köye birisi dalacak mezarlık büyüsüyle ikinciyi siz yapacaksınız. Ya da arkadaşlar direkt 2-2-2-2 fullleyerek gideceksiniz. Normalde ben genellikle... Köyleri 3 saldırıda falan fulluyordum ama bu kombinasyonla 2-2 fulledik. 6285 altın aldık. Şimdi haritamıza bir dönelim arkadaşlar. Başkent bilgisine girelim. 30.000'in 30 üstüne çıktık işte. Rekor dediğim budur arkadaşlar. Muazzam bir sayı. Emeğimize sağlık. Ordu çok güzel. Elimizden geleni yaptık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan çıkış sağlayalım. Haritamıza bir dönelim arkadaşlar. Haritamızda elimizde altınlarımız var. İskelet parkını fullememiz lazım dedik. E buradaki savunmalarda yavaş yavaş fullleyelim. Mini minyonu basmıştık zaten. Şu harabelerde ne varmış ya? Buraya altınımız yetiyor. Oo, yeni savunmalar geliyormuş. Şurayı bir açalım. Seviyede atlamış olduk. Buradaki yeni savunmaları da klanımıza kazandırdık arkadaşlar. 221 kaldı. O da elimizde kalmasın. Onu da şuraya mini minyona bağışladım. Gitti. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Like'larınızı bekliyorum. Şu videoya güzel bir like atınız arkadaşlar. Sizlerden ricam budur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.